Evet değerli izleyiciler, Bir Tarım Raporu programıyla yeniden karşınızdayız efendim. Uşak'ın Banaz ilçesindeyiz ve yanımızda Yayla Et Entegre Tesisleri Yönetim Kurulu Başkanı ve Uşak Ticaret Borsası Meclis Başkanı Sayın Sefa Arpacı ile beraberiz. Kendisinden Yaylakar Et Entegre Tesisleri ve Uşak'taki ekonomik hayatla ve borsanın çalışmalarına ilgin sorular soracağız kendisine. Efendim kolaylıklar diliyorum. Hoş bulduk. Çok yoğunsunuz. Tabii hayvancılık başlı başına büyük bir emek, büyük bir özveri isteyen bir sektör. Önce Yaylakar tesislerinden biraz bahsedebilir miyiz efendim? Ne zaman kuruldu Manaz'da? Geldiği aşamalar nelerdir şu an için? Yaylakar tesisleri rahmetli babamızdan. Yaklaşık olarak 1981 yılında faaliyete geçti. Daha önceki tesisimiz, şöyle söyleyeyim, 1987'de de bu tesisimize geçtik yeni. 2016 yılında tekrar revize ettik. Bölgedeki en büyük kırmızı et tesisimiz. Acılığının neresinde Yaylakar? Kapasitemiz günlük 250 büyükbaş ve ürünleri. Peki Uşak'ta bu anlamda hayvancılığa şöyle bir baktığınızda Yaylakar çok hakikaten çok önemli bir yerde. En büyük işletmelerden evet. Bir tanesi bu noktada. Uşak'taki hayvancılığı nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Hayvancılık ne yazık ki sadece Uşak'ta değil, tüm Türkiye'de kan kaybeden bir sektör. Yem girdilerinin yüksek olması, et ve süt ürünlerinin de bu hıza yetişememesi çok üreticinin ahırlarını, işletmelerini kapatmasına neden oldu. Ama biz bölgede yine de besicilere destek olmaya çalışarak burada en azından et besiciliği desteklemeye devam ediyoruz. Denizden geldiğince. Evet, siz borsayla, borsanın meclis başkasınız efendim. Evet. Yani bu yıl TMO ciddi alımlar yaptı. Bu sefer geçen yıldan farklı destekler bekliyor musunuz efendim? Mutlaka devletimizden üreticimiz, besicimiz, süt üreticimiz ve ubat üreticimiz olmak üzere daha iyi destekler bekliyoruz. Çünkü gerçekten üreticimiz tarımsal olsun, hayvansal olsun zor durumda. Devletimizden daha iyi, iyileştirilmiş destekler bekliyoruz. Evet. Peki efendim, aynı zamanda meclis başkanısınız, ticaret borsasının. Şöyle bir borsanın yapısına baktığınızda neler söyleyeceksiniz? Tabii ki hem üye sayısı anlamıyla, evet, hacim anlamında Uşak belki çok büyük bir kapasiteye sahip değil ama önemli değil, bir evet, önemli bir evet, sivil toplum örgütü Uşak'ta. Biraz da borsanızdan bahseder misiniz efendim? Borsamızda zaten bu haftada nasip olursa seçim var. Ben de bu arada yönetim kurulu başkanlığı adayım. Hayırlısı, teşekkür ederim. Borsamızın sıkıntısı üye sayımızın bayağı bir düşük olması. Yaklaşık 550-600 civarında kayıtlı üyemiz varken şu anda 160-170 civarına indi. Biz de nasip olur da bize üyelerimizi bunu takdir eder, seçerlerse yapmak istediğimiz bazı şeyler var. Onlardan bahsedeyim isterseniz. Öncelikle üye sayımızı arttırmayı düşünüyoruz. Bağlı bulunduğumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde akredite borsa sistemi bir an önce geçip kurumsal yapımızı geliştireceğiz. Borsa üyelerimiz 5 ilçe ve il merkezi olmak üzere ve bunların köyler olmak üzere dağınık bir üye yapımız var. Borsamıza ulaşmakta zorlanan üyelerimize online sistemde hizmet vermeyi düşünüyoruz inşallah. İlk etapta böyle bir projemiz var. Ne güzel. Sizin de bahsettiğiniz gibi üye sayısı itibariyle evet, çok büyük bir sayı olmayınca kesinlikle bazı işlemler belki tam istediği gibi gitmiyor ama inşallah. Efendim seçim tabii ki çok önemli. Her evet, anlamda
Bu anlamda buradan üyelere mesajınız ne olacak? Onlara yeni bir dönem, yeni bir sistem inşallah vaat ediyorsunuz. Bu Evet. noktada onlardan beklentileriniz nedir efendim? Öncelikle desteklerini bekliyorum, oylarını bekliyorum. Ondan sonra da birlikte borsaya hizmet etmeye bekliyorum kendilerini. Valla. Tabii bazı projelerin hayata geçirilebilmesi için Evet. bir üye sayısına ve bir ekonomik Evet. şeye Güce ihtiyacı var, tabii. güce sahip olmak gerekiyor. Ondan sonra eminim ki yapılabilecek çok fazla proje vardır. İnşallah, inşallah. Güzel şeyler imzalar atacağız inşallah İnşallah hep efendim. birlikte. Efendim şöyle bir tarımsal hayatına da baktığımızda aslında yani coğrafya olarak Uşak çok küçük ama çok stratejik bir noktada. Yani bir geçiş noktası üzerinde bunun muhakkak ki getirdiği avantajlar vardır. Uşak bu avantajları yeteri kadar kullanabiliyor mu? Tarımsal ekonomi noktasında nerelerde? Tarımsal ekonomide çok fazla büyük değiliz. Yani bizim Uşak olarak öyle çok fazla büyük arazilerimiz yok. Zaten parçalaştırmadan dolayı söylüyorsun, çok küçük küçük arazilerimiz var. Bu yüzden çok iyi değiliz. Ama inşallah bir tapu birleştirmeleriyle falan bunlar çözülecek. Bu çalışmalarda olacak projemizde. Toplulaştırma Evet, projeleri toplulaştırma. ülkemiz için çok önemli Evet, hakikaten. ülkemiz için önemli. Sadece Uşak için değil. En azından başlangıç için bir 30 dönüm baz alındı ama Evet. inşallah bu 100 dönümlerle devam ederek belki tarımsal hayatı daha da geliştirebiliriz. Evet. Peki efendim ticaret hayatı, tarım hayatı siz uzun yıllardır aile olarak, Arpacı ailesi olarak Evet. tarımın, hayvancılığın içerisindesiniz. Şöyle geçmişte bugüne baktığınızda Uşak'ta bu hayat ilerlemiş mi, gerilemiş mi, durma mı, durmuş mu stabil bir şekilde? Nasıl gözlemliyorsunuz efendim? Genele baktığımızda azalma var. Yani bu da %35'ler civarında bir daralma söz konusu. Muhakkak ki hem istihdamı hem tarımsal hayatı ve Mutlaka, ekonomiyi ciddi mutlaka, anlamda etkiliyor. mutlaka. Peki efendim bu kadar büyük metropoller hakikaten yakın. Yani bu noktada yatırımlar için cazip şeyler yapılmalı mı ya da yapılıyor mu ya da yeterli görüyor musunuz bu yapılanlar efendim? Uşak için mi? Uşak için. Şu anda yetersiz. Yetersiz. Daha güzel şeyler yapılabilir. İnşallah seçildiğinizde yatırımcıları davet edersiniz. İnşallah, inşallah. Hakikaten Uşak dediğim gibi öyle stratejik bir yerde ki Evet, yani hem evet. İstanbul gibi hem Bursa gibi hem İzmir gibi Denizli gibi oradan Antalya gibi Ankara çok gibi büyük her türlü. Evet. metropollere Ankara'ya şurada birkaç saat mesafede Evet. önemli bir merkezde bunlar ciddi anlamda değerlendirilir diye düşünüyorum. İnşallah, inşallah. İnşallah. Peki efendim şu an gelişmesi noktasında biraz Banaz'ı da sormak istiyorum. Banaz şu an ilk giriş noktası. Evet. Buradan Anadolu'ya açılan önemli bir kapı. Evet. Buradaki gelişmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Uşak ilinin en güzel ulaşımı, en rahat ilçelerinden birisi şüphesiz Banaz ilçemiz. Son iki dönemde seçilen abim, aynı zamanda belediye başkanı, yine şey olmasın ama hizmetler konusunda bayağı bir yerde hız aldı. Bayağı bir yerlere geldi. İnşallah daha güzel şeyler de olacak. Banaz gelişiyor. Hızlı bir şekilde Gelişiyor. gelişiyor. Özellikle biz geçen yıl gelmiştik. Geçen yıldan bu yıla dahi önemli bir gelişimi, değişimi gördük. Kesinlikle, Özellikle konut kesinlikle. noktasında ciddi patlama Evet. yaşanmış. Hatta şey dediler, yani buradaki yapılan dairelerin fiyatı Uşak'takinden Aynen öyle. pahalı dediler. Aynen öyle. Aynen öyle. Bu arada Sevindirici bir şey. tabii ki çok sevindirici bir şey. Bu bir efsane de olabilir ama ekonomik hayatın canlanabilmesi için bankada çok fazla mevzuat var. Mevduat var dediler efendim. Evet. İnşallah bunlar da ekonomiye kaydırılır. Şimdi Daha fazla üretim, daha fazla istihdam sağlanır. geçenler siz de okumuşsunuz basında diyelim bir yazıda mevduat olarak döviz mevduatına Uşak'ın 7. sırada olduğu yazıldı, söylendi ve bunun gerçek olup olmadığını bilmiyoruz ama inşallah gerçektir. İnşallah efendim ama tabii ki o para ekonomiye yansırsa çok daha faydalı Tabii olur. ki, tabii ki, tabii Yoksa ki. bu bankada duran bir Aynen, paranın aynen. ekonomiye bir katkısı muhakkak Evet. ki olmayacaktır. Doğalgaz da geldi efendim. Evet, Bundan sonra geldi. aslında Doğalgaz, evet. sanayi için belki
Bugün belki doğalgaz fiyatları biraz yüksek ama inşallah yarın İnşallah, doğalgaz biz de inşallah. Kendi bulduk. doğalgazımız da Ha, çıkar. kendi Kullanmaya başladığımızda doğalgazımızda inşallah daha iyi olacak. bu tarımsal ekonomiyi de çok ciddi etkileyecek bir Mutlaka konu. enerji her tarafta olacak. Her tarafta etkileyecek. Tabii ki çalışan sanayinin doğalgaza Mutlaka, aynı elektriğe ihtiyacı olduğu gibi ihtiyacı var. Bu da önemli bir hayatı etkileyecektir diye düşünüyorum ben de. Peki efendim, meclis olarak bugüne kadar şöyle bir geldiğinizde, geriye doğru baktığınızda nerelerde görüyorsunuz borsayı? Nerelerde görmek istiyorsunuz? Borsayı en azından 500 üye sayısına çıkartmayı hedefleyeceğiz. Şu anda borsamızın üye sayısı paketli yerlerde değil. İlk olarak projenin içinde üye sayımızı yükseltmek. İnşallah. Hakikaten Uşak gibi bir yerde ki Türkiye'nin ilk şeker fabrikasının da yapıldığı bir yer. Türkiye'de ilk elektriğin geldiği yer. Uşak Türkiye'de Cumhuriyet'in İlk gelen şehri. ilklerinin şehridir. Bu hep konuşulur. Bu noktada borsanın çok daha hakikaten iyi yerlerde olması bizim Kesinlikle, de en büyük kesinlikle. temennimizdir. İnşallah seçim tabii borsamıza ve borsa üyelerimize hayırlı uğurlu olur inşallah. Teşekkür Sizlere ederim. de Sağ hayırlı olun. uğurlu olur Sayın Başkanım. Ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Biz de Size kabul zaman ettiğiniz ayırdığınız için için rica ederim. ben tekrar hayırlı ve bereketli bir seçim diliyorum Teşekkür ederim. inşallah. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çıkacak sonuç Uşağı Hayırlı. hayırlı uğurlu olur efendim Sağ olun. inşallah. Çok teşekkür Ben ederim. çok Çok sağ olun. teşekkür ederim. Evet değerli izleyiciler, Uşak Ticaret Borsası Meclis Başkanı Sayın Sefa Arpacı, Uşak Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığına kendisi adaydı. Adaylıkla ilgili kendisinin görüşlerini aldık. Aynı zamanda Uşak ekonomisine yönelik de mesajlarını aldık. Kendisine de bizleri kabul ettiği için çok teşekkür ediyorum efendim.